Buyurun Haluk Bey. Ya her sabah saç yapıyorum çekilir mi ya? Haluk Bey. Allah. Ah hala ya. Nedir senin bu süpürge aşkın? Sabahın altısı ya. Ya baba ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Ya baba yine ne oluyor ya? Abla sen yine saçına fön çekmiyor muydun ya? Ne fönü? Saçmalama. Halam süpürge yapıyor zannediyordum buraları. Yok canım olur mu öyle şey abla? Saçmalama. Sabah sabah ne süpürgesi ya? Abi ne oluyor? Ya halanız da burada olduğuna göre bu gürültüyü kim çıkarıyor ya? Günaydın. Günaydın kızım. Ne güzel ya hepiniz aynı anda uyanmışsınız. Ya neden acaba? Ben size bahçede çok güzel kahvaltı hazırladım. Vallahi benim hiç kahvaltı yapacak vaktim yok. Hatta hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Olmaz. Bundan içmeden bir yere gidemez. Yok baba yok ben almayayım. Size de afiyet olsun. Kukla bir. Yersiniz bahçede. Yemiş. Evet. Ay ay ay. Kızım sen ne yaptın böyle? Vay be. Erkenden kalktım. Dedim ki şöyle ailem için güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayayım. Çok iyi yaptın. Evet iyi yapmışsın da. Keşke biraz daha sessiz bir konseptle hazırlasaydın kahvaltıyı. Kızım sen niye zahmet ettin? Ben yapardım. Halan doğru söylüyor kızım. Sen daha işe gideceksin. Niye yoruyorsun kendini? Olur mu öyle şey babacığım, halacığım? Ben kendimi böyle bir an önce ev hanımı moduna sokmak istiyorum. Yani evlendikten sonra çalışmaya devam edeceğim ama... ...yine de böyle erkenden kalkıp... ...biricik kocama güzel güzel kahvaltılar hazırlamak istiyorum yani. Desene Emrecan yaşadı. Ama tabii yani senden öğreneceğim çok şey var Alada. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi öğretirim sana. Helal kızım helal. Boğulacaksın yavaş. Benim Haluk Bey'i hemen acilen uyandırmam lazım. Kızım bebek mi koca adam ya? Kendi kendine uyanamıyor mu? Allah kahvaltı Allah. Kahvaltı edecektik. Bu da aç aç gidecek şimdi. Oo, sucuklar da mis gibi kokuyor ha. Sever misin sen sucuk? Şöyle söyleyeyim şu anda bu sahanın içine kafamı sokabilirim Ceylan. Ay yaşasın. Kızım bu ne? O karışık meyve ve sebze suyu alacağım. Nasıl yani? Ya bizim mutfaktaki şef dedi ki böyle meyve suyunun içine işte lahanaydı, ıspanaktı falan sıkarsanız böyle detoks niyetine çok iyi gelir dedi. Aman bu detoks da pek popüler oldu. Bir detoksumuz eksikti. Ya Ceylan'cığım böyle güzel meyve suyunun için ne işi var lahananın ıspanağın falan ya? Aa öyle söyleme Emrecan. Çok faydalı bir şey bu. Al iç benim için. Al 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 hadi. Şişt, şişt, şişt. Ya baba neden böyle tadı iğrenç şeyler sağlığa yararlı oluyor da güzel şeyler zararlı oluyor? Ne bileyim oğlum. Aa sensin iğrenç be. İçmezsen içme. Halamla babam içer bunları değil mi? Nermin ihale ikimize kaldı. Bak sen kızı oyalarken ben şunu hemen şurada çiçeğin dibine dökeyim sonra ben oyalarım sen dökersin. Ama abi çiçeğe yazık değil mi ya? Bana yazık değil mi Nermin ya? O zaman hadi bakalım afiyet olsun. Hadi. Efsane bir şey değil mi? Evet gerçekten efsane. Annem çamaşır yıkarken ben merak etmiştim küçükken. O leğendeki suyun tadına bakmıştım ona benziyor. Aynen aynen. Bana da bir gürbüzlük geldi böyle turp gibi hissediyorum kendimi. İçine turp da koydum Emrecan. Onun tadını alıyorsundur sen. Allah başka keder vermesin. Evet
O bardaktaki her şey bitecek. Evet, bekliyorum sizi. Hadi, ne bekliyorsunuz? Bitsin o bardaklar.